Ses kontrol, ses kontrol fanlar. Kendinize gelin, renk değiştirin. Alo. Ses kontrol. Deneme 1 2 3 4 5. Dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs. Merhaba arkadaşlar, ben Hakkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün istek üzerine Rampage'in Falcon X isimli kasasını inceleyeceğim arkadaşlar. Kasa gördüğünüz gibi 3 tarafı camdan oluşuyor. Camın kenar aksamları plastik, üst kısımda metalden oluşuyor arkadaşlar. USB, kulaklık ve açma kapama gibi aksamları yukarıda toplamışlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz kısım karbon kaplama gibi bir yapıdan oluşuyor ama yani ellediğiniz zaman gayet kaliteli geliyor ama plastik kısımları bana çok kaliteli gelmedi. İçerisinde 4 tane fan var arkadaşlar. RGB efektli diyeyim. Ama Rainbow değil. Yeni çıkan fanlar artık biliyorsunuz ki Rainbow olarak geliyor. Kasa malzeme olarak genel anlamda güzel. Toz filtresi mıknatıslı arkadaşlar. Hani takıp çıkartma bakımından çok çok kolay. Güzel yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Vidalarını söküp bir içine bakalım isterseniz arkadaşlar. Üzerinde 4 tane vida var. Bazı cam aksamlı ürünlerde vida sayısını çoğaltıyorlar arkadaşlar. 6-8 size kadar yükseltiyorlar. Açma kapaması tam bir eziyet oluyor. Şimdi içini açıp bir bakalım arkadaşlar. İçerisinde gördüğünüz gibi açtığımızda ilk etapta 4 tane fan karşılıyor bizi. 3'ü önde olmak üzere bir tanesi arkada. Arka yapı da cam arkadaşlar. Arkaya bakmak için arka camları da aynı şekilde sökmeniz gerekiyor. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Hazne power supply saklama haznesi gayet güzel, gayet benim hoşuma gitti. Kenarı da açıklık yapmışlar power supply ısınmasın diye ve böyle hani köpek balığı yüzgeci gibi hava alması için alanlar yapmışlar. Yukarıda gördüğünüz gibi anakart, kasanın anakartı, mini anakartı diyeyim, hani o üstteki düzenekleri, devreleri şey yapan bu gördüğünüz modül arkadaşlar. Üzerinde 4 tane fan bağlı ve mikrofon girişi de var bir adet. Kasa ilk etapta gösterdiğim gibi size sese duyarlı kablolar çıkıyor. 2 tane harici hardlink haznesi mevcut arkadaşlar. Harici hardlink bağlayabilirsiniz 2 tane. Ve aynı keza yukarıda da SSD girişi olması gerekiyor, onu da göstereceğim şimdi ön tarafına geçtiğimizde. Kasa genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Arka kısmı içerisinden dediğim gibi bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir de torna vidalar falan çıkıyor arkadaşlar. Bir de kumandası çıkıyor içerisinden. Şimdi kasaya montaj yapmadım. Fanları görmeniz açısından bir tane power supply bağlayıp deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bağladım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi göz var. Kumandayla değiştirmek için üst tarafa tutuyorsunuz. Alıcınızı üst tarafa, ya pardon, kumandanızı alıcıya doğru, üst tarafa doğru tutuyorsunuz. Böylelikle geçişleri sağlıyorsunuz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar nasıl renk değiştirdiğini, ne modları olduğunu. Kumandayı ters tutmuşuz. Şimdi şöyle bir flaşör modu var arkadaşlar. Bu flaşör modunu buradan yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz ki görünüm olarak gayet güzel, gayet hoş duruyor. İşte bunu yavaşlatıyorum arkadaşlar. Kumanda üzerinde farklı fonksiyonlar da var arkadaşlar. Bu flaşörün haricinde böyle yanıp yanıp sönen, beyaz yanıp yanıp sönüyor, onu çözemedim. Böyle RGB'nin tonlarının değiştiği bir mod var arkadaşlar. Bir de böyle kırmızı, mavi, yeşil üçlü tonun dönüştüğü bir şey var. Dönüştüğü bir tuş var arkadaşlar. Biraz alıcısı hassas değil gibime geldi. Bakın basıyorum, biraz zor algılıyor yakın mesafeden. Ya alıcıyı biraz daha aşağı çekmek gerekiyor ya da kumanda olarak siz biraz daha yakınına göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bakımdan biraz kötü olmuş. Yani herkes o alıcıyı aşağı çekemez. Gözün daha iyi görebileceği bir yere çekemez. Bundan dolayı biraz daha dikkat edilmesi gereken bir konu. Dediğim gibi kumandanız görmezse arkadaşlar, oradaki alıcı kelepçeli zaten göstermiştim. O kelepçeyi biraz aşağı çekin. Bakın bu play tuşu ses modu arkadaşlar. Buna bastığınızda arkadaki mikrofon devreye giriyor. O mikrofon sayesinde de
arkadaşlar. Odanızda yüksek sesli müzik falan varsa ışıklar ona göre yanıp sönüyor arkadaşlar. Şu ok işaretleri de biraz daha farklı farklı modlar arkadaşlar. Şöyle kumandasını göstereyim. Normal RGB kumandalardan biraz daha farklı. Dediğim gibi şu alttaki play butonları var. Bu play butonları da ses amaçlı arkadaşlar. Şöyle biraz içine doğru yaklaşalım. Şu flaşör modu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Fanlar biraz daha değişik gösteriyor ama fan pervaneleri de şu beyaz ışık geçiren yapıda olsaydı, fanlar da böyle cayır cayır yansaydı daha tatlı olurdu gibime geliyor. Ama niyeyse üreticiler bu şekilde yapmayı tercih ediyor arkadaşlar. Rainbow fanlarda özellikle bu durum söz konusu ama bunlarda genelde böyle düz fan kullanıyorlar. Düz saf beyaz kullanıyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar şu hani çerçevenin ya plastiğinden kullansalar fanı, fan böyle komple yanıp sönse sanki daha tatlı olacak gibi bir düşüncem var işin açığı. Şimdi fanlar gayet güzel serinletiyor arkadaşlar. Serinletmesinde kasa içi serinletmede sıkıntı yok. Bu egzoz fanı gösterdim. Bu da arkaya yeterince atıyor. Videoda sanki böyle hani hiç dönmüyormuş gibi bir havası var ama gayet dönüyor arkadaşlar. Gayet serinletiyor kasa içerisini. Kasa içerisinde ön panel kısmında arkadaşlar SSD bölümü var. Bu alanda görüyorsunuz zaten iki tane SSD girişi koymuşlar arkadaşlar. Üst kısımda bir şey monte edemezsiniz ama bir de cihazda DVD çıkışı yok. İki tane dediğim gibi SSD çıkışı mevcut. İçerisinden montaj için ekipmanlar geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar serinletme konusunda gayet başarılı yapmışlar arkadaşlar. Gayet güzel, gayet hoş. Kasa içerisi buz gibi oluyor. Onda sıkıntı yok. Ön paneli kapalı olmasına rağmen açtıkları hava delikleri sayesinde kasa gayet güzel aydınlanıyor arkadaşlar. Başka aklıma şu an için gelen bir şey yok. Kumanda buradan da içerisinden de işliyor. Şurada yukarıda gözü var gösterdiğim gibi. O göze biraz daha aşağı alırsanız dışarıdan da gayet güzel kontrol edeceğinizi düşünüyorum. Şu anki yüksek dolar kurunda arkadaşlar fiyatı 592 TL civarında ve hani garip bir şekilde diğer firmalarda da fiyatlar aynı. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.